Evet efendim, gene kum saatini çevirelim. Kumlar boşalıncaya kadar derdimizi anlatalım. Halktan alıp halka verelim, döne döne raks edelim verenler. Şimdi Oktay Baba söyledi, bakalım ne söyledi. Şimdi efendim birinci fasılda, yani bir öncekinden bir önceki, önce bu batılıların hepsinin sömürgecilik tarzı, yöntemi, katliamcılığı, soykırımcılığı yaptıkları falandan başladık. Nasıl kısa bir sürede onu bunu sömürerek, çalarak, soyarak zenginlediklerini, milyonlarca insanı nasıl perişan ettiklerini söyledik. Ondan sonra da kısa bir süre sonra, yani 20 sene falan, 50 sene en fazla nasıl batı verdiklerini anlattık. Ve buradaki önemli bir unsur iktisadi açıdan da bir süre sonra bu beleş zenginlikle üretimlerinden falan, sanayilerinden vazgeçip sadece birbirlerine borç verip işte başka ülkelere borç senetlerini satarak falan geçindiklerini, yani iktisatlarının parasallaştığını ve ondan sonra da kısa sürede battıklarını anlattık. Yani 1500'den başlayarak İspanyollar, sonra Hollandalılar, sonra İngilizler. İngilizlerin 1920'de nasıl battığını anlattık. Onu da pek bilmezler. Tam Cumhuriyet kurulurken, kurulacağı zaman. O da çok ilginç bir konu. Oraya dokunmuyorum şimdilik. Derken geldik bugüne. Batı'nın işte şimdiki son imparatorluğu, kendi laflarıyla Azmanistan'ın, Batı'nın batısı ülkenin, 1945'ten beri Türkiye'nin patronu kesilmiş olan ülkenin ve bunu sessiz sedasız uyuta uyuta yapıp bol miktarda işbirlikçi vatan satar yetiştiklerini, nasıl yetiştirdiklerinden biraz bahsettik. Şimdi bu ara tabii biz kimseye karşı değiliz. Mazlum insanların hepsine şefkatimiz, sevgimiz var. Üzülüyoruz onlar için de. İngilizlerin ailesine de çok şeyler yapıldı son yıllarda. Perişanlar. Ama bu Amerika'ya da önce bunlara bir sürü borç verip böyle kafadan, sonra bunları nasıl şak diye Wall Street'te birkaç bankerin nasıl soyduğunu, trilyonlarca dolar soyulduğunu, milletin işsiz güçsüz, evsiz barksız kaldığını şu sıralarda 2,5 hafta evvel o acı durumları izleyip geldim. Bunları anlattık. Türkiye'de pek duyurmazlar. Yani onun için dediklerime şaşırabilirsiniz. Normaldir. Çünkü bu Azmanistan'ın elinde kalan son kuş şu anda maalesef, kuş demek de yani acıyarak söylüyoruz. Türkiye, yoksa Türk milletine kuş hiçbir zaman demeyiz. Kuş bu ülkedir dünyada. Onu da anlatacağım şimdi nasıl oluyor. Ve dolayısıyla milletlerin, batılı milletlerin bile birçoğu şu anda perişan. Şimdi yine orayı biraz devam ettirirsek bu konuyu. Şimdi orada da işte 30-40 yıl önce Amerika'da milli gelirin, gayri safi milli hasılanın %80'i her türlü tarım ve sanayi üretiminden gelirken, onunla zengin olmuşken, sonradan bilhassa şu Reagan'la başlayıp 1980'de falan, o süre içinde bu da sıfırlandı. Bakın burada çok ilginç bir olay var. Kimse fark etmemiştir belki. Şimdi tam o yıllarda Türkiye'de çıkan laflara bakın. Yani her hükümet zamanında. Yani bizde zaten öyle ayrımlar yok. Bence hepsi aynıdır. Yani kimi sağ hükümet, sol hükümet, bilmem ne hükümet falan filan. Hiç fark etmez. İşin tabiatı icabı böyle ülkelerde öyle olur. Ondan sonra şimdi bu
Şu laflar öğretildi. Öğretildi. Hatırlarsınız. Bir gelen özelleştirmede özelleştirme diyor. Bir taraftan da küreselleşmede küreselleşme diyor. Dışarıdan ayarlı olan ayarlı basın yayında varyansı ne diyor? Özelleştirme, küreselleşme. Ondan sonra hemen arkasından devleti küçültelim edebiyatı başladı. Hatırlarsınız. Devleti küçültelim. İşte Özal'la, Tansu Çiller'le falan hep aynı laflar. Şimdi ben de diyorum ki ya ben dışarıda bu lafları duydum, orada üretildi. Demek ki böyle ülkeler için üretildi. Orada öyle bir şey yok diyordum. Ama orada yanılmışım. Orada da bir süre sonra aynı olaylar kendi milletine yapılmaya başlandı. Şimdi Reagan'dan beri, Reagan dahil 1980'den itibaren Amerika'da en çok geçen laf özelleştirme ve devleti küçültmek oldu. Devleti küçültelim. Efendim devlet her şeye manidir. Devlet ne kadar her şeyin içinden çekilirse o kadar iyi olur diye milleti kandırdılar. Tabii oranın ahalisini de sahte Hristiyan mezhepleri bir yerlerden üretilip bunlara kakışlandı. Nüfusun %60-70'i öyle oldu. Efendim işte dünyanın sonu gelecekmiş de onun için günümüzü gün edelim. Vur patlasın, çal oynasın. Ondan sonra yani ilerisini düşünerek bir şey yapmaya gerek yok. Çevreyi düşünmeye, havasını, suyunu, dünyanın ormanlarını falan düşünmeye gerek yok. Çünkü nasıl olsa 2000'lerin işte 2012 filan dünyanın sonu gelecek. Armageddon olacak. Bir harp çıkacak. Orta Doğu'da büyük bir harp olacak. Ondan sonra herkes perişan olacak. Büyük İsrail kurulacak. Ondan sonra da bu sahte mezhepten olanlar yalnız Tanrı tarafından alınıp cennete götürülecek. Şimdi bu tabi hiçbir dinde böyle bir saçmalık olamaz. Yani böyle Tanrı olmaz yani. Hangi dine bakarsan bak. Sahtesi. Ve bu cahil aile, cahil bırakılmış, orta öğretimi sıfır olan, Amerika'nın büyük çoğunluğu için sıfır olan ve bizimkini de işte danışmanlarıyla burada 45'ten sonra yavaş yavaş sonra hızlı hızlı ona dönüştürdüler. Ondan sonra bunlarla şimdi bir de şey lafı çıkarlar, işte Tanrı sizin bilhassa bu sahte mezhepler olanların hepinizin zengin olmasını istiyor, siz zengin olacaksınız. Bu sizin hakkınız. Ondan sonra işte bol bol kredi kartları verdiler bunlara. Sonra faizlerini arttırıverdiler filan. Ondan sonra millet battı. Şimdi battı işte 2,5 hafta önce toptan battı. Ve halk soyuldu. Parası pulu kalmadı. Hatta mesela emekli, kaç senelik birikmiş emekli maaşları falan fonu var mesela. Bunların çoğu gitti filan. Millet şimdi perişan bir halde orada. Ya yani buraya sorarsan burada hala aslan falan diyorlar da hangi aslan? Neyse. Yani onlar da dertli. Ya ne yapacağız, halimiz ne olacak diye bana soruyorlar gelip. Biraz okumuşlar hafif filan. Yani herkese acıklı bir durum. Acıyoruz onlara da insan. Ama Allah yani şimdi insanlara Allah'ın bir külli iradesi var. Bir de insanlara da cüz'i irade vermiş. Herkese de bir irade vermiş. Yani aklını başına al, kafanı kullan. Ondan sonra bir takım işler yap. Kendini, paçanı kurtar falan yani. Değil mi? Şimdi bunlara işte Tanrı sizi alıp cennete götürecek. Sonra Bush'a da dediler ki, oğul Bush'a, çalıdaki kuş, dediler ki sen şimdi aslında bu geçmişini biliyoruz. İşte çok içki içen, uyuşturucu kullanan falan, Yale'in arka kapısından zor bela ailesi dolayısıyla nasıl olmuşsa mezun olmuş. Ben de şaştım çünkü orada ben profesör olarak hiç böylesini hiç görmedim yani vallahi. Böylesi de varmış. Tabii böylesi zaten bizim dersleri alamazdı. Haklı Ermez. Hayret bir de bu çıkmış falan. Şimdi böyle bir geçmişi olan bu garip şeye, insana, insan bozuntusuna efendim dediler ki sen şimdi ben işte okudum. Neyi okudum? Muharref Tevrat'ı okudum. Yani işte İncil okumuyor bu sahte mezhep. Hristiyan sözüm ona. İmana geldim falan de. Dedi bu ahaliyi kandırdılar. Bunu seçtiler onlar da. Sonra ilk görevi tabii gidip Irak'ı tarumar etmek. Yerle bir etmek. Milyonlarca insanı perişan etmek. Bütün beyin takımını baştan alıp toptan alıp götürüp öldürmek. Tarihini yok etmek,
Sümer tabletlerini, arkasından Osmanlı ve en zengin dünyada Osmanlı ve Selçuk kütüphanelerini Bağdat'ta yok etmek, bir de tarihini yok ederler. Bunları yaptılar. Ve şimdi baktık ki bunu seçen ahali Bush'u eleştiriyor. Ya bu dedik nasıl olur? Siz seçtiniz. Ne oldu? Niye eleştiriyorsunuz? Efendim, işte bu Armageddon denen büyük son savaş olacakmış da işte Orta Doğu'da büyük izleyiciler kullanacakmış o zaman filan. Ondan sonra insanların hepsi perişan olacakmış, yok olacakmış. Ama Tanrı bir tek bunları alıp cennete götürecekmiş. Düşün yani, şimdi sen kuyruğuna takıldığın ülkenin ilkelliğine bak yani. Nüfusun çoğunluğu, bak şimdi %70 güneydeydi, sonra kuzeye de bulaştı. Böyle bir halde. Bir de tabii bunlara Müslüman düşmandır diye komünizm yerine Müslüman yazdılar. Aynı şey devam falan. Ve şimdi bunlar diyordu ki ya biz bunu seçtik ama şimdi kızıyorlarmış. Niye? Sen bu Irak Harbi'ni uzun bir türlü bitiremedin. Onun için biz hala bekleşip duruyoruz. Bu olaylar olsun da biz cennete gideceğiz diye gidemiyoruz, seni bekliyoruz falan filan diye eleştiriyorlarmış ya. Şimdi böyle bir ülkenin kuyruğuna takılan bir ülkede herkesin utanması lazım ya. Şu hale bak. Bundan medet olan ne olur, kendi milleti bu halde. Yazıklar olsun yani. Neyse. Şimdi bu işte iktisadı bunların Reagan'dan itibaren yok işte devletini, mesela bakın iyi şeyler vardı orada. Amerika'da çok iyi müesseseler vardı anayasasından başlayarak. Anayasa da öyle bizimki gibi böyle 10 senede bir falan bir yerlerden yazılıp değiştirilmezdi. Şimdi o da rafa kalktı ama var hala. Bu şunları da rafa kaldırdı. Hak hukuk kalmadı. Şimdi birilerini alıp toplayıp içeri atıyorlar yahut kayıp. Yani önce Müslüman görünüşlü işte Orta Doğu'ya benzerleri filan. Ara bir ara 100 tane de Türk gitmiş kazayla. Ama bir de Amerikalı yazar çizer gazeteci filan, bunlar da aynı vaziyet. Sorgusuz sualsız aldılar içeri. Halbuki Amerika'da öyle kuvvetli güzel şeyler vardı ki hukukunda. Biliyorsunuz bir insan suçlu olduğu ispatlanıncaya kadar masum sayılır. Bak çok önemli bir kaide. Yani baştan bu suçludur deyip götüremez. Sonra herkesin bir avukat tutma hakkı vardır. Eğer avukat tutamıyorsa devlet ona avukat verir. Yani parasız. Böyle kaideler vardı. Bu Bush zamanında iki tane böyle kocaman kocaman kanunlar çıkarılmış. Patriot kanunu diye. Şimdi tabii vatan filan kavramı yoktur zaten orada. Şimdi bizde de kalmıyordu da biz hatırlattık millete. Neyse. Patriot da işte vatanseverimsi bir laf, pek hiç kullanılmaz filan da. Bu patriot kanunu diye peş peşe iki tane kocaman kanun çıkardı. Önce muvakkaten sonra devamlı oldu filan. Bu kanunlara göre efendim biz harp halindeyiz. Gazeteciler sordular bu Bush'a. Ben hatırlıyorum ya. Mülakat oluyor. Dediler ki düşman kimdir peki? Harp varmış. Bir kelime. Terörist. Tetikçi Türkçesi. Tek kelime. Tarihte görülmemiş bir olay. Bir kelime düşman olarak ilan ediliyor. Peki dediler ki kimdir bunlar? Bak buna hiç abartmıyorum. Aynen dediklerini söylüyorum. Bu da dedi ki mülakatta ben kim dersem odur. Şimdi onun için bir de o kanunlara göre hak hukuk kalktı. Bu budur dediğin anda alıp götürüyor. Kayıp. Şimdi sen böyle bir ülkenin kuyruğundasın, haberin olsun. Yani yazık. Neyse baba. Ondan sonra hatta ne avukat hakkı var ne duruşma hakkı var filan. Yok. Gitti. Tabii şimdi Amerika'da bundan rahatsız olan bir sürü de düzgün insan var. Ben de bir ara gittim dedim ki ya bu kanunlar çok önemli. Acaba ne yazıyor? Şunu bir okusak falan. Bir iki Amerikalı avukata sordum. Tanıdık biraz. Dedim ki ya böyle böyle kanunlar varmış. Var. Bunu sen okudun mu? Yok, azıcığını gördüm.
Nasıl okuyacağız bunu? Peki bir kere her biri 1000 sayfa falan. Yani okuyamazsın. Bir de bak şimdi bak. Onların dediğini söylüyorum ha. Okuyamazsın. Niye? Başkanın, yani Bush, başkanın emriyle bunların yayınlanması, dağıtılması, okunması falan yasak. Ama kullanılıyor. Ama sen açıp okuyamıyorsun. Bak şimdi, avukat bile bulup okuyamıyor. Yasak. Şimdi bütün bunlar oldu yani şu son 8 senedir. Bunlar oldu. Düşün yani. Bir sürü insan da tabii buna içinden kızdı falan. Öbürleri zaten nasılsa dünyanın sonu geliyor işte biz cennete gideceğiz diye bir şey umurunda değil falan. Bu havaya soktular ama ona rağmen sonra işte öbür fırka, Demokrat Parti. Önce meclisi kazandı falan. Şimdi Obama'yı çıkardılar falan. Vah, nasıl oluyor hayret falan. Adam da yarı Afrikalı ya, Kenyalı. Meğersem o taktik değiştirilmiş. Orada duyduk ki Obama düzgün bir adam ha. Bak adam çok bilgili, tahsilli, düzgün yani mert bir adam. Ama bunun bir şansı olamaz. Olamaz. Hatta seçilirse bu temizlenir falan diyordum, üzülüyordum. Neyse fakat bayağı bir yerlerden desteklendi. Nereden olduğu belli değil. Tabii orada da işte parayı veren düdüğü çalıyor şeklinde seçimler vardır. Kimde daha çok seçim kampanyası parası olursa o kazanır. Buna bir sürü paralar aktı bir yerlerde. Bunu çıkardılar ortaya. Nereden geldi para? Bilmiyorlar falan. Sonunda işte bazı tahminler var. O Amerika'yı şimdi batırmış olan, trilyonlarca doları götürmüş olan birkaç tane Wall Street'teki banker buna para vermiş. Ama gizli. Tamam mı? Şimdi bu bankerler, yani bu işte son aylarda olan işler. Ben de izliyordum yerinden. Dediler ki vay efendim biz batıyoruz. Trilyonları götürdüler. Bir de biz batıyoruz filan. Tabii basın yayında onların elinde. Yani buradakilerin sahibi kimse. Aynısı. İşte bazılarının adını biliyorsunuz. Bir tanesinin adını biliyorsunuz. Aynısı onların da basın yayının sahibi. Aynı adam. Bunlar da böyle. Hemen efendim bunlar batarsa işte Amerika'ya şöyle olur böyle olur filan. Ne olsun? Devlet bunlara yardım etsin. Devletin parası yok. Canım basar işte ne olacak? Demiyorlar da öyle yani. Biraz daha matbaalar çalıştı. Ve bunlara 1 trilyon verdiler ha. Sorgusuz sualsiz. Ne yapacaksın, ne edeceksin, ne yapacaksın? Hiç yok. Sorgusuz sualsiz. Niye? Çünkü Federal Reserve Bank diye bir şey var orada. Merkez Bankası. Bütün halini %99,5 neyse. Zannediyor ki bu devletin Merkez Bankası'dır. Ben de öyle zannediyordum. Sonra bir yerde bir okuduk ki. Ya mesela 1910'da kurulmuş bu. 3-5 bankerin özel bankasıymış bu ya. Para basma hakkı. Para arzını tayin etme, yani ne kadar para dolaşacak piyasada tayin etme, faiz oranları, ki de orana bağlı, bunları tayin eden bu. Bir kurul, 5-6 kişilik birkaç banker, özel malları, özel. Başında da işte Greenspan diye bir adam vardı. Ondan sonra böyle şey gibi, böyle bir kelime söyler, borsalar iner çıkar filan. Bu ara bunlar götürüyor tabii, biliyorlar çünkü önceden ne olacağını. Efendim? Ha, özelliği de şu ha. Evet, özel. Ama devletin hiçbir kuruluşu bunları denetleyemiyor. Hatta niye öyle yaptın? Ya defterlerine bakalım ne kazandın, ne ettin? Bakamıyor. Yasak. Tamamıyla gizli ve iktisadi yöneten şey bu. Şimdi bunu bir sürü hali öğrenmeye başladı orada. Millet başladı yani huzursuzlanma. Ya bu özelmiş falan. Hatta bir tane son seçimde Ron Paul diye aslında kendisi hekim kökenli. Bir siyasetçi daha düzgün bir adamdı. Şimdi yeni okudum. Meğersem bu şey diyormuş. Bu Federal Reserve Bank, bu özel merkez bankasını kaldıralım diye. Tabii seçilemedi. Ama düzgün bir adamdı yani. Hatta ben adamı gördüm. Ya, konuşmadım da gördüm yani. Ondan sonra şimdi durum bu. Yani hiç olmazsa hangi ülkenin kuyruğunda olduğunu millet anlasın yani. Kendileri dertli. Ne yapalım yani işte hep beraber dünya bir paçayı kurtarması lazım bir şeylerden. Şimdi Irak savaşında maliyeti şimdiye kadar en az
7 trilyon dolar. Trilyon ne demek? Trilyon 1.000 milyar demek. 1 trilyon dolar 60 ülkenin toplam milli gelirinden daha fazla. Hesap et. Şimdi Amerika'nın böyle parası pulu yok. Çin'in verdiği borçlarla ayakta duruyor. Nasıl oluyor? Basıp duruyor parayı. Ne olacak? Doların değeri o zaman ne olur? Kağıt bastıkça senin cebindeki paranın değeri ne kadar basıldıysa o kadar azalıyor. Şimdi birçok ülkede 2. Dünya Harbi'nden sonra bu tek güç olarak ortada kaldığı için Azmanistan, birçok ülkenin parası marası da dolara endekslenmişti. Ama başlangıçta doların arkasında altın vardı. Tabii altınlar bitince, fiyat bitecek gibiydi. De Gaulle önce altınlarımı geri isterim dedi. Sen kağıt basıp veriyorsun, her tarafı alıyorsun dedi Avrupa'ya. De Gaulle Fransa'da. Bu dedi, tamam dedi, doların karşılığı o altınlarımı isterim dedi. Hemen 1968'de olaylar çıkardılar, talep hareketleri filan derken De Gaulle'ı indirdiler. Arkadan Vietnam Harbi'nde de işte Azmanistan çuvallayınca Nixon Kissinger'la beraber doların arkasından altını kaldırdılar. Yani kağıttan ibaret bir şey kaldı dolar. Ama onun yerini, altının yerini petrol aldı. Bakın bunu ben ilk, herkesin hakkını veririz. Bunu ilk bir televizyonda, belki 10 sene evvel, belki daha fazla, ilk defa Mahir Kaynak'tan duydum. Sayın Profesör Mahir Kaynak'tan duydum. Vay arasına dedim. Sonradan öğrendiklerim hep bunu teyit etti. Yani şimdi olay şuydu. Sözüm ona petrol efendim Araplarınmış falan da işte, hatta Amerika'da böyle ara sıra bir yaygara çıkarıyorlar. Ya işte biz Arapların vereceği petrole bağımlıyız falan filan, olur mu olur, oraları fethedelim filan gibi edebiyat oluyor kaç senedir. Irak işte öyle becerdiler filan. Ama aslında tabii yani Suudlar, Muğutlar falan önce İngilizlerin, sonra harpten sonra 2. Dünya Harbi'nden sonra Amerika devraldı. Onlar ne derse onu yapar diyebiliyoruz. Değil mi? Şimdi çünkü Suud'da bir anlaşma kakışladı Azmanistan. Dedi ki bana petrolü satacaksın ama sadece dolar karşılığı satacaksın. Bir. İkinci kısmı anlaşmanın. Şimdi dolayısıyla petrol tükettikçe Amerika, zaten dünya enerjisinin %40'ını Amerika harcıyor. Tükettikçe Suudlar'da bir sürü kağıt para birikti. Altında, arkasında altın maltın yok. Ne yapacak bu dolarları? Anlaşmanın ikinci kısmında dedi ki sen bunları dedi bizim bankalara yatıracaksın Amerika'da. Bir de bizim devlet tahvillerini alacaksın. Yani para dönüp tekrar Amerika'ya geldi. Ve bu oldukça Amerika'nın parası değerlendi. Dolayısıyla Mahir Kaynağ'ın, Sayın Profesör Mahir Kaynağ'ın, kulakları çınlasın, dediği çok doğruydu. Ne kadar petrol tüketilirse ve o petrolde dolar karşılığı satılırsa o derece Amerika'nın doları kuvvetli oldu. Şimdi oradan da şunu anlıyoruz. Amerika her gittiği yerde demir yollarını, tramvayları falan burada 50'lerde yaptığı gibi söktürmüştür. Her tarafı otoyol yaptırmıştır. Arabaları kakışlamıştır. Bir ülkeye gittiğim zaman ne kadar Amerikan nüfusunda tesirindedir, etkisindedir, bağımlıdır. Hemen yollarından anlarım. Bakarsın her taraf tıkış tıkış eski püskü falan bir yığın moloz arabayla dolu. Bir sürü otoyol. Ne tren var ne bir şey. Ha, tamam, burası oraya ait. Şimdi Türkiye'nin her tarafına inşallah razı olsun birileri biraz tramvay mıramvay yaptırdı. Onlara da teşekkür ederiz. Rahat ediyoruz. Ben araba kullanmam İstanbul'da. Fakat kesinlikle. Ankara'da da. Ama şimdi bakıyoruz. Her tarafa, İstanbul'un bu yakasına, öbür yakasına 8'er şeritlik otoyollar yapılıyor. Şehrin ortasından. Millet karşıdan karşıya geçemiyor. Ezilip duruyor. Bu tarafta da orada da. Bir şehrin mahvedilmesi için birinci kaide budur. Onun şehirli toplum hayatı falan kalmaz. Ve petrol tüketimi arttırılmış oluyor. Onun için oraya köprünün ortasına metro, bus bilmem ne yapılıyormuş. Onun için yavaş gidiyor şimdi. Oranın dörtte biri alana, şeride bir tane ray çekmek, bir tel çekmek üstten son derece ucuz bir iştir.
bir kilometre otoyol parasına, hani normal eski karayollarında ve iki şeritli falan 7 kilometre tren yapılabilirdi. Şimdi herhalde böyle 8 şeritli şeylere bir kilometresine 20 kilometre tren yaparsın. Şimdi çok daha küçük bir alan kaplar. Tabiatı daha az bozar. Sonra millet rahat eder. Trende uyursun, okursun falan. Etrafa bakarsın. Tabiatın ortasından gidiyorsun Toroslarda falan. Ne güzel. İşte o da Osmanlı atalarımıza ve Atatürk'e borçluyuz. Ondan sonra bir şey yok. Neyse, olacak inşallah. Artık yavaş yavaş. Ondan sonra şimdi dolayısıyla böyle bir petrol bağımlılığı. Çünkü petrol kendisinde pek petrol kalmadı, azaldı. Zaten bu ara bir de her taraftan vaveyler çıkmaya başladı. Vay, petrol dünyada tükeniyor. Zirveye ulaştı. Ondan sonra baş aşağı gidiyor. Şu kadar yılda petrol bitecek falan gibi hikayeler, doğalgaz da öyle. Olunca bu sefer doğalgaz ve şey üretenler, yahu sahi hakikaten bitiyor. Biz şimdi elimizde son kalan zenginliği böyle satıyoruz ucuza falan deyip bunlar da coştu. Fiyatı arttırmaya başladılar. Ama hala dolarla alıyorsa, böyle gizli anlaşmaları varsa, paralar tekrar Amerika'ya verecek. Hadi neyse, Amerika açısından. Ama bakın şimdi son havadisler yeni. Suudi Arabistan bile ve hatta küçük Arap emirlikleri bile Körfez'de şu anda Amerika diyor ki, mesela ona normal sattığı petrolün taş yağı Türkçesi veya eski Türkçesi neft yağı, Azerilerde neft der, onun büyük kısmını şimdi ona satmak istemiyor. Çin'e satıyor ama dolar karşılığı satmıyor. Ya euro alacak ya yen, Japon parası alacak ya Çin parası alacak. Şimdi bu ne demektir? Ve bunu yapanların sayısı hızla artıyor. Tabi Irak yapmaya kalktı, onun için başına belayı yedi. Yani bombaları. Öyle mi? Saddam yapmaya kalktı o işi ilk. Yok dedi, dolarla vermeyeceğim petrolü, euroyla deyince hop gitti. Yani sebeplerden biri o. En önemlisi belki değil ama önemli bir sebep. Şimdi öbür taraftan tabii Venezuela, arkasından Ekvador, Bolivya, şimdi de ufak haritada bulamayacağın kadar küçük ülkeler falan Amerika'ya posta koydu. Çünkü Amerika'nın ne parası kaldı, ne pulu kaldı, ne askeri kaldı, ne dostları bir şey var, ne eğitimi kaldı, ne bir şey. Yani ne üretimi kaldı. Borç senetlerini birbirine satarak, bir de onları paketleyip arkasında hiçbir şey olmayan borç senetlerini salak ülkelere Amerika lafına güvenip millet aldı. Sonra ellerinde kaldı. Paralar gitti. Şimdi durum bu. Son durum bu. Amerika'nın içinde de iktisat çöktü. Dolayısıyla Avrupa'ya da bulaştı. Avrupa'nın kendinde bir şey yok zaten. Zaten batmıştı. Falan derken bugün Batı maalesef diyelim artık yani. Çünkü biz insaflı insanlarız. Maalesef Batı batmıştır arkadaşlar. Kriz miriz laflarını yutmayın. Kriz yani iktisadi bunalım Türkçesi. Bunalım. Bunlar Türkiye'de orayı hala aslan göstermek için böyle işte hafifleştirici, işte kriz miriz falan olur bunlar falan, geçer falan. Batmıştır. Bunu herkes biliyor şimdi. Şimdi bu durumda herkes paçayı kurtarmakla meşgul. Ya işte petrolünü dolarla satmıyor, bilmem ne yapıyor, üstlerini geri alıyor, elinden alınmış sanayilerini geri alıyor, bilmem ne yapıyor. Herkes böyle bir furya içinde dünyada. Bütün bunları yapmayan, tam tersini hala yapmakta ısrar eden ve milleti uyutan, kandıran bir tek ülke var. Türkiye. Arkadaşlar, bak kum saatinde kum kalmıyor. Zaman sonuna geliyor. Çoluk çocuğunuzu düşünün. Tekrar söylüyorum. Erenler, siz başı çekin. Gönül ehilleri. Dürüst insanlar. İnsanlığı sevenler. Ülkesini sevenler. Mazlum milletlere için yürekleri sızlayanlar, hepiniz, hep beraber. Türkiye'nin de sondan birinci şampiyon olmasına razı olamayız. Atalarımıza layık olmaya çalışmalıyız. Olacağız da. Ve bu ülkenin çoluk çocuğun da geleceğini kurtaracağız inşallah. Yani hepimiz kurtaracağız. Yani herkes bir şey yapacak işte. Elinden geleni.
neler yapabilir? Bizim kitapları okursanız görürsünüz daha neler. Ufak ufak şeyler. Kimseye cart etmenin alemi yok. Biz kimseye düşman falan değiliz. Ama sen öyle, bugün Türkiye çok önemli bir durumda. Gene. Başka kuş kalmamış zaten elinde. Orta Doğu, Asya, Avrupa bilmem ortasında. Çok önemli bir yerdeyiz. Ve Batı bize şu anda muhtaçtır. Dolayısıyla kimse yılmasın. Sadece gönlümüze, zihnimize sahip olalım. Ve kendi paçamızı kurtardığımız gibi Batı'ya da sonra insanlığı bir daha üretip onlara da, Azmanistan'a bile, ailesine yardımcı oluruz. Biz insaflı insanlarız. Tarih boyu. Onun için bu sözlerle hepinize gene esenlikler dilerim. Ey yarenler, ey esen erenler. Esen kalınız, hoşça kalınız. Ve şu anda Türkiye'nin elinde çok büyük fırsat vardır. Ve biz de hem atalarımıza layık olacağız, hem de çoluk çocuğumuzun istikbalini düşüneceğiz. Çünkü elinizdeki kredi kartlarla elinize birkaç senelik çıkarılmış olan sahte zenginlik hissi yarın şak diye bitecektir. Amerika'nın kendisine bile oldu. Sonra çok perişan olur herkes. Biz kimsenin perişan olmasını istemiyoruz hiçbir millette. Dolayısıyla aklımızı başımıza devşireceğiz ve uyumayacağız. Zaten bizim millet, bakma sen, bu eğitimi bitirilmiş olduğu halde birçok ülkenin tabanından daha aklı ermektedir. Bütün esnafla, taksi şoförleriyle, kapıcılarla falan sohbetlerinde görüyorum ki halkımızın çok şeye aklı eriyor. Onun için istikbal gene bizimdir. Yarenler, hoşça kalın.